bugünkü içeriğimizi Tebilo'nun mağazasında çekeceğiz. Sebebi ziyaretim ise yeni bir sistem toplayışımdı. Burada Ersin abi sağ olsun bu konuda da destek oldu bana. Hoş geldin Emre. Teşekkür ediyorum. 5 yıllık sistemim artık hakkın rahmetine kavuştu. Burada yeni sistemi de sizlerle beraber Tebilo'nun mağazasında da Ersin abiyle beraber çekmek istedim. Az önce de belirttiğim gibi 5 yıllık sistemimi artık yenilemem gerekiyordu. Burada tabii ki Ersin abinin de oldukça yardımcı olduğu noktalar oldu. Beraber güzel bir sistem toplamak istedim. Biraz da tabii ömürlük olsun istiyorum açıkçası. Yeterince fazlasıyla zaten uzun yıllar yine beni götürecek bir sistem. Evet, bizce de güzel bir sistem oldu. Ömürlük konusuna belki bir virgül koymak lazım. Bu işin sonu yok. Tabii, dolayısıyla belli bir bütçe içerisinde o bütçeye uygun, ihtiyaca uygun en iyi donanımlar neyse genelde biz müşterilerimiz için de onu yapmaya çalışıyoruz. Burada da zaten senin de karar verdiğin, beraber kararlaştırdığımız donanımlar var. Sistem olarak zaten full MSI bir sistem yaptık. Zaten MSI bu işin üst hatlarından hem kalite olarak hem marka olarak hem marka sonrası hizmetleri itibariyle oldukça güçlü ve iyi bir marka. Burada tabii senin ihtiyaçların içerisinde biz de zaten seninle farklı projeler yapıyoruz. Bu projeler içerisinde en önemli şeylerden bir tanesi senin zaten çektiğin videoları renderleyebilmen, evet. Onu hızlı bir şekilde hazırlayabilmen. Kesinlikle. Dolayısıyla performans burada önemli. Aynı zamanda sen zaten oyun oynamayı da seviyorsun. Zaten sistem toplama çalışmaları yaptığın için o testlerde de zaten onları kullanıyorsun. Kesinlikle. Dolayısıyla oyun oynamayı da sevdiğin için ekran kartı önemli. Dolayısıyla belirlediğimiz bütçe çerçevesinde de senin için en iyi olduğunu düşündüğümüz ekran kartı 4070 serisi. Nvidia'nın RTX 40 serisi biliyorsun performans olarak teknoloji itibariyle bir sürü yenilikler beraberinde getirdi. Bence zaten özellikle video editleme yapan, oyun oynayan bir kullanıcı için en önemli donanımların başında ekran kartı geliyor. Kesinlikle. Nvidia'nın teknolojileri içerisinde oyuncular için de çok önemli olan DLSS 3 var. Biliyorsun bunun 3.5 versiyonu da geldi. Bu güncellemelerle beraber ekran kartını da kullanıyorsun. Evet. DLSS 3 gerçekten çok güzel bir teknoloji. Yapay zeka teknolojisiyle yapay pikseller ve kareler oluşturuyor. Performansı düşürmeden oyunlardaki FPS'i muazzam arttırıyor. Bazı oyunlarda 4-5 kata kadar o performans artışını alabiliyorsun. Dolayısıyla DLSS 3'ü zaten tekrardan test edersin güncel oyunlarda. Zaten deneyimlemiştik daha önce. Evet, 3-4, 3 katı, 2 katı, 2 katından daha fazlası DLSS'le beraber performans almıştık. Kesinlikle. Bu 3 zaten başka bir boyuta geçti. Biliyorsun bu sadece RTX 40 serisinde var. Aynı zamanda Nvidia Studio'da senin 4K, 8K videolarını editleme, render işlerinde performansı muazzam arttıracaktır. 2 kata kadar hatta 6 kata kadar, 8 kata kadar kesinlikle performans artışları alabiliyorsun. Biliyorsun MSI'ın Gaming X serisi performans olarak en üst seri ekran kartlarından birisi. Slim X'de yeni tasarımı oldukça şık. Dizayna sahip. İnceltilmiş sanırım. Biraz daha inceltilmiş biliyorsun. Twin Frozen teknolojisiyle beraber de soğutma performansı muazzam. Ekran kartını dilersen sen aç bir üzerinde bakalım. Tabii işin en heyecanlı kısmı bu. Şöyle evet. Şuradan mı açılıyorum? Şuradan açabilirsin. Ben sana yardımcı olayım. Kutusu da farklı bu arada. Şuradan çekebilirsin. Korkmadan çek. Evet. Şu sıfır kokusu gerçekten inanılmaz. Maşallah. Seninle beraber farklı projelerdeki ekran kartlarını da incelemiştim. 4000 serisi özellikle 4070'e baktığımda burada profilin gerçekten oldukça inceldiğini yani gözle görülür çok rahat görebiliyoruz. Bariz belli. Tabii MSI burada hem tasarım olarak hem de mühendislik olarak bir yeni ürün çıkardı. Bu daha ince ama hiçbir performans kaybolmadan soğutması da çok güçlü bir ürün oldu. MSI'nin zaten bu seviye ürünlerinde içerisinde anakarttaki sarkmalarda zarar görmemesi için PCI Express yuvasının evet, zaten bir ekran kartı destek tutacağı geliyor. Dolayısıyla da bunu altına taktığımızda herhangi bir problem olmayacak. Şu hamle gerçekten çok önemli. Yani birçok markada bunu göremeyebiliyoruz ama MSI'nin tabii ki bu desteği de sunması bence oldukça güzel. Tabii. Ya o önemli bir detay. Ekran kartından sonra istersen işlemciye bakalım. İkinci olarak en önemli donanımlardan bir tanesi de işlemci. Biz burada i7-13700 işlemciyi kullandık. Bu bütçe doğrusunda kullanıcılar dilerse 14. nesil 14700K'ya da geçebilirler. Zaten yapacağımız sistemlerde özelleştirmelere bunu koyuyoruz. Ama biz senin yapacağın işlemler için bunun rahatlıkla yeterli olacağını düşünüyoruz. Bir bilgisayar için bence en önemli donanımlar arasında anakart geliyor.
Kesinlikle. Belki ilk sıralara da girebilir. Çünkü bu donanımların hepsini bu anakart üzerine montaj yapıyoruz. Bu donanımların tam performansını verebilmesi için anakartında güçlü olması gerekiyor. Biz burada B760 Tomahawk Wi-Fi kullandık. MSI'nin zaten en çok satan serilerinden birisi de Tomahawk. Gerçekten kaslı, performans olarak iyi, soğutma blokları iyi, MOSFET'leri de iyi, güçlü bir anakart. Bu anakartın senin için avantajları, birincisi Wi-Fi 6'yı destekliyor. Dolayısıyla evde kablolu hızında da kablosuz bağlantı elde edebiliyorsun. 3 tane M.2 PCI Express 4.0 M.2 yuvası var. 3 taneye kadar SSD performanslı bir şekilde kullanabiliyorsun. Type-C çıkışıyla 20 GB saniye kadar veri aktarımı yapabiliyorsun. Çünkü sen zaten videolarını kanala aktardın. İşte tabii. Senin için önemli oluyor. Kesinlikle. Biz RAM tarafında Corsair zaten rüştünü ispat etmiş. Dünyadaki en iyi markalar arasında bu noktada bence RAM, SSD ve diğer donanımlarda. 32 GB RGB'li 5600 MHz Corsair RAM kullandık. Bu zaten kasa içerisinde ekran kartının ışık detayı, sıvı soğutmada RGB detayı olduğu için RAM'i de RGB'li özellikle kullandık. Sen de zaten sevdiğim bir şey olduğu için. O bütünlüğü sağlaması önemli. Evet. O kareyi yakalamak gerekiyor kesinlikle. SSD olarak biz MSI 1TB M450 PCI Express 4.0 iyi ve çok satan bir SSD kullandık. MSI SSD'lerde de gerçekten iyi bir kalite yakaladı. Performans olarak alan kullanıcılar da oldukça memnun. Bu bilgisayarın işlemcisini, performansını ne soğutacak? MSI Core Liquid E240 sıvı soğutma. Bu henüz çok taze, çok yeni geldi. MSI yılların deneyimiyle birçok geliştirmeler yaptı. Şu anda da kullanıcılar tarafından gerçekten çok tercih edilen pompa dizaynı şık, RGB ışıklara sahip olan 240 mm bir radyatöre sahip. Fanlar da RGB olduğu için kasa içerisinde güzel bir etkileşim yaratacaktır. Bu zaten kendini kasaya montaj yaptığımızda gösterecek. Tabii detay şeklinde ben. Evet. Bu 14. nesile kadar AMD AM5 soketi dahil olmak üzere hepsini destekleyen bireketlere sahip. Evet. Dolayısıyla işlemcilerin hepsine gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Güç kaynağı 750 Watt 80 Plus Gold sertifikasına sahip. Bu MSI'nin yeni seri power supply'larından. Özellikle RTX 4070 üzerindeki ekran kartları için PCI Express 5.0 destekli power supply'ı almak faydalı oluyor. Yani şurada da görebileceğiniz üzere bu direkt zaten 600 Watt'a kadar herhangi performans kaybı olmadan ekran kartına güç sunabiliyor. Bu da ekran kartının herhangi performans kaybı uğramadan tam performansını göstermesini sağlıyor. Zaten RTX 40 serisiyle beraber üretildi bu power supply'lar. Çünkü gerçekten öyle bir güce ihtiyacı var. Kesinlikle. Sen zaten çok fazla video editleme ve bunları sürekli kurguda dinlediğin için burada senin için güzel bir kulaklık ayarladık. MSI'nin GH50 wireless kulaklığı. Bu performans olarak gerçekten iyi bir kulaklık. Genelde de üst seviye arayan kullanıcıların tercih ettiği kulaklıklardan bir tanesi. İyi bir performans alacağını düşünüyoruz. Mouse noktasında çok hafif GM31 Lightweight. Aynı zamanda da performansı çok iyi, hassasiyeti çok iyi bir mouse kullanıyoruz. Burada Pixart 3360 sensör kullanıyor. Güzel, iyi bir mouse olacak senin için. Kasamız Gagner 300R Airflow. Bu zaten önü full mesh. Dolayısıyla hava akışı çok güçlü. Güzel, şık bir kasa. Evet. Bayağı heybetli. Bu kasanın en güzel taraflarından bir tanesi çok fazla tornavida kullanmadan elle direkt montaj yapabileceğin imkanlar sunuyor. Harika. Dolayısıyla MSI öyle bir tasarım yapmış. MSI bu kasada zaten kendi üzerinde aynı zamanda MSI Dragon temasıyla çok şık bir ekran kartı tutacağı koymuş. Sanırım ışıklandırması da var. Dolayısıyla artık biz bu kasa üzerinde montaja başlayabiliriz. Mesela örnek olarak biraz önce söylediğim gibi herhangi bir tornavida kullanmadan diyelim ki büyük bir power supply kullanıyoruz. Buradaki alan bize yeterli gelmedi ya da kablolarımız rahat olsun istiyoruz. Bunu çok rahat bir şekilde ayarlamasını herhangi bir şekilde normalde diğer kasaların çoğunda alttan sökmen gerekiyor. Bunu da sökmene gerek yok. İçerisindeki vidayla çok kolay bir şekilde halledebiliyorsun. Evet Emre, montaja başlayalım. Temel atma töreni İlk olarak evet işlemciyle başlıyoruz. Kullanıcıların burada dikkat etmesi gereken nokta şu Emre. Burada bir üçgen var. Yine burada da bize bir üçgen gösteriyor. Üçgenler bu, denk gelecek. Evet. O hizada koyduğumuz zaman hiçbir problem olmayacak. Şöyle. Harika. Yaptık. Çok diye oturdu. Buraya oturdu. Ben burada biraz baskı uygulamamız gerekiyor. Plaka üstüne atıyor. Evet. De işlemci montaj rehber tadında da bir
gösteriş oldu. Güzel oldu. Yani bazen kullanıcılar kendi aldığı işlemcilerde hatalı konumlandırdığında pinler yamuluyor. Kesinlikle. İşlemci değil de anakartta pinler olduğu için orası yamuluyor. Evet, o zaman artık RAM işini sana bırakıyorum. Şöyle RAM jelatinimizi de sökelim. Yerlerini açalım. Şöyle. İkinci RAM'imizi de yerleştirelim. Kanlı canlı montaj. Daha sana ne yapayım ki ben ya? Evet Emre, kasayı topladık. Bizce güzel bir kasa oldu tasarım ve görsellik açısından. Harika. Umarım sen de beğenirsin. Ben zaten ilk gördüm, dedim inanılmaz. Yani gerçekten hem MSI'nin bu yeni çıkarmış olduğu kasayla beraber içerisindeki bileşenleri tamamen birbirini tamamlıyor. Gerçekten görsel olarak şölen muhteşem. Bayağı. Evet, yani kasanın hava akışı çok iyi. Belli. Zaten genişlik de gayet yeterli. Kesinlikle. Kalite, malzeme kalitesi olarak çok iyi. Özellikle bu ekran kartı tutacağı RGB olması ve o Dragon logosuyla beraber çok şık bir tasarım oldu. Bununla birlikte zaten senin için 27 inç güzel bir monitör ayarlamıştık. Gayet Mac güzel. 274 UPF yeni serilerinden birisidir. Bu monitör 4K, 144 Hz, 1 milisaniye. Aynı zamanda yine pivot özelliği ve aynı zamanda asansör özelliği de var. İndirip yükseltip kendine göre ayarlayabiliyorsun. En güzel taraflarından bir tanesi de Nvidia G-Sync desteği var. Dolayısıyla kesinlikle hem oyunlarda hem diğer uygulamalarda full optimizasyon yapabiliyorsun. Kulaklığında tabii az önce kutusunu açmadık ama şöyle elime aldığımda malzeme kalitesi, duruşu gerçekten çok premium bir hissiyatı var. Bunu da oldukça beğendim. Tabii bunu da test edip ayrıca değerlendireceğim. Ama tabii ilk bakışım gerçekten tasarım çok... Petleri, biz de beğeniyoruz ya. Evet. Petleri büyük ihtimalle oldukça rahat duracak. Hatta şöyle bir takayım. Evet. Şık oldu. Yani pasif gürültü engelleme özelliği bile pedler sayesinde gerçekten güzel duruyor ilk anda. Usulen tabii jelatini sökmek gerekiyor ama tabii yol gideceğiz abi, biliyorsun. Bunu evde açarım. Daha detaylı bir çekim de yapmış olurum. Jelatini evde sökerim. Tamam. O şekilde yaparız. Çizilmesin, başına bir şey gelmesin. Tamam, tamam. Dursun burada direkt. İki tarafı jelatini var. Dolayısıyla iki tarafı sökersin. Aynen öyle, aynen öyle. Ayağına sağlık. Bizim için yine çok keyifli proje oldu. Kesinlikle. İnşallah uzun süre keyifli kullanacağım bir sistem oldu. Ben de yardımların için çok teşekkür ediyorum abi. Bundan sonraki inşallah tekrar oldu bir revize yaptık. Tekrar Teblon'un kapısını çalacağım. Ya aslında bu sistemde belki ilerleyen dönemde RAM'i arttırıp sadece işlemci güncellemem bile yeterli olacaktır. Kesinlikle, ama kesinlikle. Bu haliyle çok uzun süre kullanacağını düşünüyoruz. Artık oyun testleri vesaire, render, o bu şu var, beni bekliyor evde. Bakalım oyun performansını da merak ediyorum açıkçası. Nasıl bir performans alacağız göreceğiz, özellikle 4K monitörle beraber. Tamamdır, biz de heyecanla bekliyoruz. Ayağına sağlık. Görüşmek üzere abi. Tekrar kendine tekrar çok iyi bak. Bekliyoruz. İyi günlerde kullan. Teşekkür ederim abi. Ersin abiyle beraber sistem bileşenlerime yakından bakıp yorumladığımıza göre en çok merak edilenlerden birisi oyun performansı. Bu sistemin ne alemde, en son çıkan en yeni oyunlarla yapmış olduğum testlere gelin hep birlikte yakından göz atalım.
Bu sistem belki bana 3 yıl, 4 yıl, belki bir önceki sistemim kadar 5 sene kusursuzca yetecek. Bir önceki sistemimde de özellikle 4K videolarında işleyebiliyordum. Lakin beni inanılmaz uğraştırıyordu. Yeni sistemimle beraber özellikle CUDA çekirdekleri sayesinde 4070 ile beraber 4K 60 FPS özellikle RAW dosyaları çok daha rahat işleyip bunu render alabiliyorum. Gerçekten Premiere'de yapmış olduğum editler artık benim vakitimi neredeyse dakikalara kadar indirgedi. Dolayısıyla bu anlamda iş yüküm de hafifletmiş oldu. Oyun performansı zaten muhteşem. Oyun testlerindeki 4070'in performansını kanalı yakın takip edenler zaten bilecektir. Bu performansa aşinaydık. Lakin burada MSI'nin 4070 özellikle Slim serisiyle beraber daha fazla soğutma neredeyse en üst seviye ayarlarda 4K ayarları aldığımda bile DLSS'i açtığımda ultra grafik ayarlarda oldukça sessiz çalışan bir fan ve daha az ısınan bir ekran kartı yapısıyla karşımıza geliyor ki diğer ekran kartlarına baktığımızda burada MSI oldukça ince. Dolayısıyla bu ekran kartının termal performansı acaba nasıl olacak diye düşünürken gerçekten rakiplerinden bir adım öne çıkan bir termal performansı da burada bizlere göstermiş oldu. Benim aldığım sistemi ya da benzer MSI sistemleri MSI güvencesiyle Tebilon'dan güvenle satın alabilirsiniz. Aşağıya da sistemin linkini bırakıyorum. Sanıyorum sistemimi uzun yıllar komple değiştirmeme gerek kalmadan irili ufaklı birkaç upgrade ile uzun boylu kullanabileceğimi de düşünüyorum. Şu an kendisi tam karşımda duruyor. Sizlerin yorumları neler? Sistemim hakkında yorumlarınız neler? Fikirleriniz de benim için önemli. Varsa da bir maşallahınızı alırım dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.